Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak. ...15-16 Haziran tarihlerinde üniversiteye yerleşme hayali kuran öğrenciler YKS sınavına girecek. Biz de ilçemizde YKS sınavına girecek öğrencilerin görüşlerini aldık. Malum yeni bir sınav sistemimiz var. Bu sınav sistemini bize bir anlatabilir misiniz? İki dönem olarak oluşuyor. Yani lise şu an 4 yıl okunuyor. 9 ve 10 TYT diye geçiyor. Buna herkes, tüm herkes giriyor. Anadolu liseleri olsun, fen liseleri olsun. Bu temel bilgilendirme. Yani herkesin bilmesi gereken bilgiler için girdiği bir şey. Seviye belirleniyor. Diğer AYT sınavı da bölümünün yani alanına göre belirliyorsun. Sayısallar matematik fen ağırlıklı olarak girecek. İşte sözeller Türkçe sosyal, TM'ler de matematik Türkçe olarak giriyorlar. Ona göre orada yaptığın başarıyla TYT'den %40, AYT'den de %60 alıyorsun. Ortalamanla işte okul sonu ortalama puanların ortalamaları alınıyor. Ona göre bir yerleşim yapıyorsun. Puanın net hesaplanıyor. Ona göre alan bölümüne gidiyorsun. Ama TYT'de önemli. Şimdi ilk 9 ile 10. sınıf dediniz. Evet. Burada bütün herkes aynı o sınava giriyor. Evet. İkinci de mesela sayısallar sözele girmiyor. Aynen. Hayır, girebilir ama şöyle yani ben sayısalım. Bütün kitapçıkta toplandı artık yeni sistemde. Evet. Önceden ben sayısalsam matematik fene para yatırıyordum. Onlara girebiliyordum. Şu an hepsi bir kitapçıkta tek bir ücret yatırılıyor. Ben sayısal çözdükten sonra belki TM'den girmek isterim, Türkçe'yi de çözerim. Bütün puanlarımız hesaplanıyor. İşlediğimiz her soru bir soruyla işlense yastak oraya hesaplanıyor. Atıyorum benim sayısal puanım ya da sayısaldaki önceliğim TM'den kötü geldiyse ben TM'den de tercih yapabiliyorum yani. Daha iyi aslında görünüyor. Aynen, biraz daha yelpazeyi genişletmiş oluyor. Sizin bölüm? Sayısal. Sayısal. Ne düşünüyorsunuz? Dişçilik düşünüyorum ama sanırım TM'den gidecek gibiyim. Emin değilim. Sanırım hukuka gideceğim. Yani olmayacak şey değil. İlla ben fen lisesiyim ya da ben sayısalım, hukuk yapamam, sözel yapamam gibi bir şey bence düşünmek saçma. Gayet de olabilecek bir şey. Ki geçen yıl giden de var. Sınavı nasıl çalışıyorsunuz? Çalışma sisteminiz nasıldır? Yani, ya da ne önerirsiniz çalışanlara? Siz de bu işin içindesiniz. Genelde bence soru çözümü. Tamam, konu dinlenmeli illaki. Yani dinlemeden tabii yapılmaz ama bilmediğim bir konuyu da tabii direkt soru çözeyim diye başa geçmek olmaz. Konuyu çalışacaksın. Daha sonra soruda eksik olana göre tamamlayacaksın. Baştan bir daha konu almak boşa zaman kaybı. Çünkü bir kere çalıştın olmuyorsa onun sorularının üstünden devam edilmeli bence. Böyle. Önceki sınav sisteminde benim hoşuma gidiyordu yani. Bundaki fark ne öncekine göre? Öncekinden kastımız YGS mi? Evet. YGS, LYS. Evet. Ya hani dedim LYS'de en azından hani MF1, MF2, MF3 falan böyle dallar vardı yani. Mesela biyolojiyi yapan fen tıp hani. Evet. Tıp falan gidiyordu. Şimdi ne bileyim ben fizik yapamıyorum ama yine bu benim MF puanımı düşürüyor. Hani MF3'te biyoloji yaparak öne geçebilirdim ama bunda pek öyle bir imkan yok gibi. Hani bir dersten yani bütün fen etkileniyor. Siz fen lisesi öğrencisiniz. Evet. Diğer öğrencilere göre bir adım önde olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şöyle fen lisesi, Anadolu lisesi gibi değil yani okulun kalitesi önemli bence. Hani öğretmen kadrosu daha önemli. Malum sınav yaklaşıyor. Bu sınav sürecinde sizde bir heyecan var mı? Yani illa tabii ki hepimizde oluyor ister istemez. Çünkü geleceğimizi belirleyecek bir konu. Yani hani buna göre hayatımız şekillenecek. İster istemez o yüzden hepimiz heyecan oluyor tabii. Az önce röportajda bir aile baskısından bahsetti arkadaş. Sizde de bu aile baskısı var mı? Ya benim ailem için geçerli değil bu. Hani ben ailemle de konuştum özellikle. Yani öyle bir şey demiyorlar. Hani illa ki bunu ol ya da şunu ol. Yapamazsan böyle olur falan filan demiyorlar. Yani benim özgür irademe bağlı şu an. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de düşünüyorum. Ben pilotaja gitmeyi düşünüyorum. Ama bakalım. Pilotluğu ya ben araştırdım. Hem maaş yönünden iyi.
Hem rahatlığı iyi, eve iş götürmüyorsun. Ama okuma sürecinde, okul sürecinde falan çok büyük sıkıntılar olduğunu duydum. Hani sınavları zor, şu bu falan filan diye. Ama bu düşünce beni yani yıldırmadı. Hem özgür olmak gibi geliyor bana, pilot olmak bir yandan. Bir yerlere uçuyorsun, hani saatlik de olsa bir yerlerde, farklı yerlerde bulunuyorsun sürekli. Yani benim çok ilgimi çekiyor bu konu, o yüzden. Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak.